Parametreyle devam ediyoruz. Ankara'nın gündemi, dünyanın gündemi hepsi birbirinin içerisine geçmiş durumda. Bakalım Ankara ne düşünüyor, ne konuşuyor bu konularda? Evet, Ankara'nın gündemini konuşacağız. Murat Çelik Ankara stüdyomuzda bekliyor bizi. Günaydın Murat. Mine günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi gündem aslında çok yoğun. Bir tarafta stratejik konuları konuşuyoruz. Bir tarafta ülkelerin birbirleriyle yaptığı konuşmalar, liderlerin birbiriyle olan görüşmeleri, bu görüşmelerin ticaret tarafına nasıl yansıyacağına dair beklentilerle birlikte aslında şekilleniyor gündemimiz. Ve elbette bu coğrafyanın insanı olarak çok başka şeyler konuşuyoruz. Beşiktaşlı olarak bambaşka şeyler konuşuyoruz. Bir geçmiş olsun diyeyim ben tüm takımlarımıza. O konuyu hiç konuşmuyoruz. Bu sabah istersen. Direkt geçiyorum o meseleyi ve geçmiş olsun diyorum. Bakalım burada neler olacak, onları da takip edeceğiz elbette. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile başlayalım. Genel Kurulu'na damgasını vuracak çok konu var. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden aktardım az önce izleyicilerimize. Çok güzel bir pankart var iklim konusunda. Her felaket bir bilim insanına kulak asılmama, her felaket filmi bir bilim insanına kulak asılmamasıyla başlar diye küçücük bir kızın elinde bir pankart gördüm. Birleşmiş Milletler'de bu da konuşulacak. Birçok lider bir araya gelecek. Damgayı herhalde eğer görüşme olursa Ruhani ile Trump alır. Putin'le Erdoğan'ın görüşmelerinin olması beklenir. Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi olması beklenir ve elbette TAİK DEİK işbirliğiyle yürütülecek bir takım ticaret görüşmeleri yapılacak. Türkiye açısından da, ekonomi dünyası açısından da biz bunu takip edeceğiz. Evet, salı günü aslında başladı. BM Genel Kurulları her yılın işte sonbaharında, Eylül ayında yapılır. Birleşmiş Milletler'in merkezinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Manhattan'da. Özetlediğin gibi sen de gideceksin, onu biliyoruz. İzleyicilere de hatırlatmış olalım. Gelecek hafta Parametre yayınlarında sen olmayacaksın. Cem Seymen'le birlikte biz yayınlara devam edeceğiz. Sen de muhtemelen New York'tan o yapılan temaslarla ilgili, özellikle ekonomi alanındaki gelişmelerde Türkiye'yi ilgilendiren başlıkları herhalde takip edeceksin orada doğal olarak diğer meslektaşlarımızla birlikte. Dediğin doğru, salı günü genel kurul toplantıları, ki 74.sü bu sene yapılıyor, başladı. 27 Eylül'e kadar da devam edecek BM Genel Kurulu toplantıları, ama tabii bu toplantılarda öne çıkan, daha doğrusu o toplantıların bütün dünyanın gözünü kulağını New York'a çevirmesine sebep olan buluşma Liderler Zirvesi oluyor. 24 Eylül'de de Liderler Zirvesi başlayacak. İşte o Liderler Zirvesi'nde BM Genel Kurulu'nda konuşmalar da yapılıyor elbette. Ama liderlerin o genel kurul binasında, Birleşmiş Milletler binasında küçücük odalarda veya koridorlarda ayaküstü yaptığı görüşmeler, genel kurul salonunda yapılan o herkesin tahmin ettiği, bildiğimiz konuşmaların da ötesine geçen detaylar oluşturuyor. O perde arkası bilgiler de işte hep o koridorlardan ya da o odalardaki liderler arasındaki görüşmelerden geliyor. Son dakikalarda hep ayarlanır. Özellikle danışmanların çok ciddi bir diplomasi trafiği olur. Bazı liderlerin bir araya gelip gelmeyeceği son dakikaya kadar belli olmaz. Ama genelde kısa da olsa buluşmalar olur. İşte o buluşmalarda liderlerin vücut dili de önemlidir. Basına verilen görüntü çok mühimdir elbette. Sonrasında yapılan açıklamalar keza. Bazen liderlerin yaptığı açıklamaların hemen ardından onu teyit eden ya da bazen de kafa karıştıracak şekilde liderlerin açıklamalarından daha farklı boyutta alt kadrolardan, yetkililerden, bakanlardan, danışmanlardan açıklamalar gelir. Dolayısıyla da dünyanın gündemi birkaç gün boyunca işte New York'ta orada şekillenecek. Dediğin doğru, şimdi özellikle 14 Eylül'de yaşanan bu insansız hava araçlarıyla, dronlarla Suudi Arabistan'ın petrol kuyularına yapılan, tesislerine yapılan o saldırılar sonrası ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman Suudi Arabistan'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'ı bu saldırılardan sorumlu tutan açıklamalar geldi malum. İran bu konuda arkasında biz yokuz mesajını veriyor elbette. Ama diğer taraftan da iki tarafta birbirini itham eden açıklamalarına devam ediyor ve artık açıklamaların tonu hani bu saldırıların İran'la bir savaş nedeni olabileceğine dair savaş nedenidir şeklinde o netliğe ulaşmış durumda. Trump'ın yaptığı açıklamaları biliyoruz, Pompeo'nun açıklamalarını biliyoruz ve hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hep konuşuyoruz farklı dönemlerde bu tansiyon arttığı zamanlarda konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir de İran cephesi açıp açmayacağı ama İran'da bizim üzerimizdeki baskıyı artırmak için yeni bir yöntem bulunduğu şeklinde özetliyor. Çok sıcak günler gerçekten, özellikle Amerika-İran gerginliğinin tekrar artması ve Amerika Birleşik Devletleri daha önce mesela İran Dışişleri Bakanı Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Muhammed Cevat Zarif. Orada bir vize konusu yaşanmıştı. Vize ile ilgili şöyle bir durum yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Zarif'e verdiği vize sadece BM binası ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Ofisi ile sınırlıydı. Yani Zarif'in bu iki binanın dışında Amerikan topraklarına adeta ayak basmasına bile izin vermeyecek kadar kısıtlı bir vize verilmişti. Sonrasında şimdi BM Genel Kurulu toplantıları için hem Ruhani, İran Cumhurbaşkanı hem de Zarif'le ilgili yine son dakikaya kadar bir vize gündemi oluştu. İran'dan bir rest geldi. Eğer vize konusunda bir adım atmazsa Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu en açık ifadesiyle Amerikan vizesi verilmezse bu iki isme BM Genel Kurulu'na katılmama gibi bir rest çekti İran. O restin karşılığında da Amerika Birleşik Devletleri'nden vize geldi ve bunu da yetkililer de açıkladı. Zarif Cuma günü, Ruhani ise gelecek hafta New York'ta olacak ve genel kurul toplantılarına katılacaklar. Dediğin gibi özellikle Trump-Ruhani görüşmesi olacak mı olmayacak mı? Günlerdir Türk medyası da dahil bütün dünyada bu konuda spekülasyonlar yapılıyor, haberler yapılıyor. Daha doğrusu yapılan spekülasyonların haberleri yapılıyor. Trump'ın önceleri Ruhani ile görüşmemek gibi, işte 14'ündeki o Suudi Arabistan saldırısının hemen ardından Ruhani ile kesinlikle görüşmemek gibi bir kararlılığı vardı. Yani görüşmek istemiyorum diyordu ama yine de kapıyı tamamen kapatmamıştı. İşte tam kapanmayan o kapının bu ziyaret sırasında açılabileceği şimdi konuşuluyor. Bir Trump-Ruhani görüşmesinin gelinen noktada tansiyonu düşüreceğine hiç şüphe yok. Tabii hani bugünden bakıldığında öyle, bir de karşınızdaki Trump olunca belki de çok kesin ifade kullanmamakta fayda var. Söylerken fark ettim. Hani Ruhani ile görüştükten sonra çıkıp tekrar savaş sözcüğünü ifade edebilme ihtimali de var elbette. Dolayısıyla bir Türkiye açısından da elbette çok önemli. Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler de çok önemli. Ama bir Trump-Ruhani görüşmesi olursa eğer gerçekten bu seneki BM Genel Kurulu'na damgasını vuracak, o toplantıların manşeti olacak görüşme hiç şüphesiz bu olacak. Şimdi başka manşetler de mutlaka çıkacak. Özellikle Rusya, Suriye, Türkiye, Amerika dörtlüsünün aynı yerde olabileceği ihtimali, liderlerinin görüşecekleri meselesi. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyası, yine dolayısıyla güvenli bölge ve bizim Eylül sonuna işaret ettiğimiz ve artık bundan sonrası yok. Biz de bu işi kendi yöntemlerimize göre çözeceğiz sertliğinde konuşmaların, açıklamaların yapıldığı Hulusi Akar tarafından bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla birazcık o tarafı da konuşalım. Neler olabilir? Eylül sonu itibariyle işaret edilen noktalar nasıl bir tabloyu ortaya koyabilir? Bizim yapacağımız herhangi hareketler diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi nasıl etkiler? Şimdi Fırat'ın doğusu başlığı çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde malum ve aslında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya'nın da önüne koyduğu bir başlık ve bu konuda özellikle güvenli bölge konusu da bununla birlikte Türkiye'nin başından beri şunu görmek lazım. Hani zaman zaman bazı adımlar eleştirilebilir, tartışılabilir elbette ama Türkiye'nin bu konudaki tutarlılığını herhalde dünya üzerinde kimsenin eleştireceğini zannetmiyorum. Çünkü ilk günden beri Türkiye ne söylüyorsa onu söylüyor. Hatta belki de iki tarafta da bir müttefik, gerçi sorunlar yaşıyoruz ama hani bir büyük müttefik Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta da son yıllarda yine çok sağlam müttefiklik ilişkileri içinde olunan Rusya, işte bu iki tarafın arasında dengeyi tutturmaya çalışan bir Türkiye var ve tabii ki Türkiye'nin öncelikleri var. Özellikle güvenlik öncelikleri, sığınmacı konusu vesaire. Rusya dediğiniz şu anda Türkiye'nin Suriye topraklarındaki kendisini korumak maksatlı üst bölgeleri var malum. Oralara saldırıları düzenleyen Esad rejiminin hamisi, Rusya'nın izni olmadan ya da onayı olmadan veya bilgisi olmadan orada rejim güçlerinin bu tür saldırılar düzenlemesi mümkün değil elbette. Bir PKK-YPG gerçeği yaşanıyor bölgede. Yine PKK-YPG'nin de bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde hareket ettiğini biliyoruz. Yani tablo şöyle bakıldığı zaman hem iki tarafta iki müttefiki var Türkiye'nin, ama o iki müttefikinden de gerçekten çok ciddi anlamda dertli. Çünkü iki müttefikin biri terör örgütünü, Türkiye'nin 40 yıldır canını yakan PKK'nın Suriye topraklarındaki varlığını YPG adı altında onu destekliyor. Diğer taraftan da yine Türkiye'nin canını yakan rejim güçlerinin himaye eden de bir Rusya var. Şimdi böyle bir denge içinde baktığınız zaman işte birkaç gün önce Ankara'da Ruhani ile Putin'i ağırladı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yaptığı açıklamada da yine aynı netlikte Türkiye'nin görüşlerini ortaya koydu. Sonrasında da iki gün önce daha bir açıklama yaptı malum, hemen o zirvenin sonrasında. Suriye'deki insani ve siyasi kriz konusunda önemli kararlar aldık dedi. En önemli kararlardan biri Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır dedi ki bu da Suriye'nin geleceği açısından Türkiye'nin en önem verdiği başlıklardan biri malum. Mesafe alınmasında çok zaman kaybedildi ama o konuda da takibini Astana süreci bağlamında Türkiye devam ettiriyor. Komitenin oluşumundaki tüm pürüzler giderildi diye Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir açıklama var ve sonra İdlib'deki sıkıntılı durumun giderilmesi için görüş birliğine varıldı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Türkiye bugüne kadar yapılan toplantılarda Türkiye'nin muhatapları kağıt üzerinde ya da masada, o toplantılarda işte şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi sıkıntılı konulardaki pürüzlerin aşıldığını söyletecek noktalarda ifadeler kullanılıyor ya da bunlar söyleniyor. Ama uygulamaya gelindiğinde sahada maalesef o uygulamaya yansımıyor o alınan kararlar veya orada ifade edilen sözler. Cumhurbaşkanı da şunu bir şekilde daha net bir şekilde daha söylüyor. 2 hafta içinde dedi, bunu 2 gün önce söyledi. Sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Bunu Türkiye başından beri söylüyor ama takvim vermiyordu. Biz duyum olarak haberlerimizde son birkaç aydır yer veriyorduk sonbahar diye. Çünkü Ekim ayından itibaren ister istemez artık hava koşulları o coğrafyada hani soğumaya başlayacak hava ve kış koşulları yavaş yavaş kendini gösterecek. Kış başlamadan Türkiye'nin bu konuda güvenli bölge konusunda kendi planını devreye sokması gerekiyor diye bir değerlendirme yapılıyordu. Nitekim geldiğimiz noktada artık başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililer bu takvimi de veriyorlar. Bu ayın sonu, yani Eylül'ün 20'sindeyiz bugün. Önümüzde bir 10 günlük süre kaldı. Eğer Eylül'ün sonuna kadar, 30 Eylül'e kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ve tabii işte Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün konuştuğu şekilde o noktada güvenli bölge konusunda eğer beklenen adım atılmazsa, Türkiye'nin beklediği adım atılmazsa, verilen sözler tutulmazsa ki işte kısıtlı bir devriye faaliyeti var biliyorsunuz, Türkiye kendi adımını atacak. Bu arada tabii bölgeye, sınıra takviye yapıldığını da biliyoruz. Yani Türkiye kendi planını devreye sokmak için de hazırlıklarını yapıyor. Dediğin gibi Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının dışında dün Hulusi Akar Gaziler Günü'nde konuştu ve Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometre derinlikte ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge, barış koridoru kurulmasını amaçlıyoruz. Amerika'nın söylediklerini, açıklamalarını yakından takip ediyoruz ki bu da ilk defa söylenmiyor. Daha önce Akar'ın ağzından da bunları duyduk. Daha önce Münbiş'te, Rakka'da yaptıklarını biliyoruz. Aynı şeyleri bir kez daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Bu doğrultuda mutabık kaldığımız üzere bölgede Amerika ile hava ve kara devriyeleri icra ediyor ve üst bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Aslında çok güzel bir özet olduğu için okuyorum. Müzakere ve ortak çalışmalara, birlikte yaptığımız çalışmalara, amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, diyor Akar, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B planımız da C planımız da hazır. Geldiğimiz nokta bu. Bunun üzerine de çok fazla bir şey söylemeye herhalde gerek yok artık. Peki şimdi bir iç gündeme birazcık dönelim. İç gündemde EYT diyeceğim ve birdenbire soru yağmaya başlayacak biliyorum. Dolayısıyla ben şöyle çok yuvarlak izleyicilerimizden gelen soruları da toparlayarak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nasıl bir çalışma yürütülüyor onu birazcık konuşalım istiyorum seninle. Ankara'da yani bu işin kulisi önce ortaya çıkar, ondan sonra kendisi gelir. Sanki biraz çalışmalar var gibi, ne dersin? Doğru. Şimdi EYT konusu aslında Türkiye'de bu ve benzeri konular biliyorsun ki galiba geçenlerde bir yayında yanlış hatırlamıyorsam sen de söylüyordun, kendi emekliliğini hesaplamışsın ve çok böyle... O bilim hani, kurgu filmi tarihi gibi, onu hiç düşünmek, konuşmak istemiyorum. Erkeklerin askerlikte kullandığı bir tabir vardır, şafak karanlık diye. Hani ne zaman terörist olacaklar, çok uzun süre sonra terörist olacaklarını anlatmak için. Seninki de o misal. EYT işin esprisi bir yana, EYT konusu özellikle seçim öncesi gündeme gelen ve Türkiye'de bazen bu gibi konular biliyorsun bir anlamda seçim vaadi, seçim yatırımı olarak kullanılabilir. Seçim öncesinde hükümet bu konunun çok ciddi bütçeye ek bir yük getireceğini söylemişti ve hani popülist bir vaat olarak kullanmak yerine hayır EYT yok demişti hükümet, AK Parti seçim öncesi. Muhalefet partileri bunu bir koz olarak, siyasi koz olarak kullanmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada ortada gündemde bir seçim yok. Hani bir erken seçim gündemi Ankara'da son dönemin tartışmalı işte spekülatif kulis konularından biri. O konuda da çok net bir şekilde hem Cumhurbaşkanı'nın hem AK Parti sözcülerinin ifadeleri var. Yani ortada bir erken seçim gündemi de yok. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan bazı temaslarla bu konu gündeme geldi. Şimdi EYT mağdurları diye ifade ettiğimiz bir kitle var. Hani zaman zaman işte atanamayan öğretmenler gibi, zaman zaman özellikle örgütlendikleri dernekler vasıtasıyla sosyal medya üzerinden de hem medya üzerinde hem siyasetçiler üzerinde ciddi baskı kuran ve tabiri caizse aslında hani biraz da bunaltıcı seviyede böyle bir baskı kuran kesimler oluyor zaman zaman. EYT mağdurları da haklı olarak, kendi açılarından haklı olarak, şimdi böyle söyleyince kızıyorlar, onu yanlış anlaşılmasın, bunaltıcı demem, yani o baskının devamlılığı ve yoğunluğu açısından ifade ediyorum, kötü anlamda söylemedim. Çünkü sonuç veriyor böyle baskılar, bunu da görüyoruz. İşte bir dönem bedelli askerlik bekleyenler böyleydi, atanamayan öğretmenlerle ilgili hala devam eden konular var. Şimdi EYT mağdurları ve bir dernekleri var. Şöyle bakıldığında da Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından, dernek üyeleriyle bir görüşme yaptıktan sonra konu bir anda ısınmaya başladı. EYT mağdurları da konunun takibini yapıyor. Ha, şu anda dersen ki hangi noktadayız? Hani o beklenti içinde olanları bir anda böyle o beklentilerini daha somut hale getirecek bir bilgi yok. Ama bir çalışma var. O çalışmanın olması bile, gündeme girmiş olması bile bir anlamda umut veren bir gelişme. Erken yaşta emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmelerine dair. Fakat konuşulan bir formül var. Malum Finlandiya modeli mi gelecek bu konuda diye, ki 700 bin kişiyi ilgilendiren bir mevzu bu. Hani bugüne kadar hükümet tarafından, özellikle ekonomi çevrelerinden, ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalarda bütçeye getireceği ek yük konusunu da göz ardı etmeden bunu söylemek gerekiyor. Hani 1999 yılı öncesi hakların verilmesini isteyenler herhangi bir modeli istemiyorlar. Bize Finlandiya ya da başka bir modelle gelmeyin, bizim 99 yılı öncesi haklarımızı verin diyorlar. Bu konuda gerçekten hani yazan önemli isimler var, takip eden önemli isimler var, medyaya da uzman olarak bu konularda yazanlar. İşte onlardan mesela Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazdığı bir yazıda şu vardı. Şöyle bir ifade kullanıyor. Orasını okursam herhalde daha net tabloyu ortaya koyacak. Emeklilikte yaşa takılanlar, ki kendilerine EYT mağdurları diyorlar, onlar için bir umut ışığı doğdu diyor Noyan Doğan. yıllardır bu emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarının sürekli gündemde ve her sene de meclise bu konuda onlarca kanun teklifi veriliyor, ancak 20 yıldır da bir adım atılmıyordu. İşte nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Vedat Bilgin'i bu konuda görevlendirdi ve EYT mağdurlarıyla bir görüşme yapıldı. Şimdi Ekim'de meclis açılacak, konu gündeme gelip gelmeyeceği yine kesin değil diyor ve araştırma yapılacak, sayılar tespit edilecek, maliyet hesaplanacak. Hani konu gündemde ama somut olarak olacak diye de umutlanma noktasına henüz gelinmediğinin altını o da çiziyor Mine. Peki, süreyi burada doldurduk ama bir cümle sen de mutlaka etmek istersin diye süreyi bir tık aşacağım burada. Hürriyet gazetesinin manşetinde, yani nasıl anlatsam, nasıl söylesem, bu haber nasıl verilir, bunlara ne yapılır, silahlı sirenli konvoy terörü başlığıyla birlikte Hürriyet gazetesi vermiş. İstanbul'un göbeğinden bahsediyoruz, öyle küçük bir yerde değil, bir metropolden bahsediyoruz. Dünyanın incisi dediğimiz bir yerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve insanların elinde silahlar, arabalar, sirenler, işte E5, D100 ya da şimdiki adıyla kapatılabiliyor. Evet. Hastası düşünülmüyor, bilmem ne. Yani bir cümlede sen etmek istersin herhalde. Yani bunun adı da eğlence oluyor ya da düğün konvoyu oluyor, gelin almaya gidiyoruz oluyor Evlenmeyin vesaire. Böyle. İşte yani bence de böyle evlenmesinler, yani o evlenenlere de yazık gerçekten. Hani yıllar sonra dönüp olursa çocukları baktığı zaman, ya benim annem babam evlenirken gazetelere böyle bir manşet olmuş bizimkiler diye baktıklarında herhalde onlara iyi bir miras bırakmamış olacaklar. Gerçekten vahim. Hep söylediğimiz şey, evet 5 gün gecikmeyle de olsa ve sosyal medyada yarattığı etkiden sonra polis gereğini yapıp sorumlulardan gözaltılar var. Hani sonucunu takip edeceğiz elbette. Tutuklamalar olacak mı olmayacak mı? Genelde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor böyle, tırnak içinde söylediğimiz artık kalıp adıyla şehir magandaları ve içimizde bizim hayatımızla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Korkunç, başka hiçbir şey söylenemez. Yani bu konuda caydırıcı cezalar olmadığı sürece de maalesef bu vahamet böyle devam edecek. İşte düğünlerde, yok düğün konvoylarında, askere uğurlamalarda, maç sonralarında, galibiyet kutlamalarında, şampiyonluk kutlamalarında bir oralarda ölmediğimiz eksikti. Oralarda da ölmeye devam ediyoruz maalesef. Peki, teşekkür ediyorum Murat. Kolay gelsin diyeyim sana. Ankara'ya sevgiler. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, şimdi hem ekonomimiz açısından, hem geleceğimiz açısından, hem nefes almaya devam edebilmemiz açısından, güzel bir dünyada yaşayabilmemiz açısından çok önemli bir konuyu konuşacağız. Atık, Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği Genel Müdürünü ağırlıyoruz. Osman Kaytan geliyor. Evet, Parametre'ye devam ediyoruz. Çok önemli bir konu. Osman Kaytan'ı ağırlıyoruz demiştim. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar, hoş bulduk Mine Hanım. Şimdi sıfır atık yönetmeliği diye bir yönetmelik geçti benim elime. Evet. O yüzden de dün geçti. Dergimizi 2 olarak vermiştik. Evet, dün geldi derginiz elime ve o yüzden size hemen ulaşayım ve bu konuyu konuşalım istedim. Evet. Sıfır atık oldukça önemli. Sloganı çok güzel. Her şeyden önce azalt, atma, dönüştür. Geri dönüşüm ekonomisi başlığı altına konuşulacak aslında çok fazla şey var. Ekonomiden çok siliyor. Sizde çok daha fazla rakam vardır. Nedir bu sıfır atık yönetmeliği ve nereden çıktı böyle bir çalışma? Ona bir konuşalım istiyorum. Evet, sıfır atık yönetmeliği Sayın Hanımefendi, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın manevi himayesinde başladı aslında, ama sonrasında artık tamamen onun yönetimine geçti ve bütün ülke sattığına yayılan bir proje haline geldi. Başta bir projeydi bu ama bunun bir yönetmeliği çıktı. Şimdi vakıf kurma çalışmaları var. Sıfır Atık Vakfı'nın kurulması söz konusu. Sıfır Atık güzel bir ideal. Sıfır Atık Türkiye'de oluşan bugün itibariyle 34 milyon ton evsel atığın değerlendirilip dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı bir gündem taşıyor. Baktığınız zaman 34 milyon ton evsel atık içerisinde 20 milyona yakın organik atık var. Yani kompost haline getirilebilir atık var. Bunlar gübre haline getirilebilecek değerli atıklar. Dolayısıyla tarımda kullanabileceğimiz şeyler. 7,5 milyon ton dönüştürülebilir metal, cam, kağıt ve çelik var. Dolayısıyla bunun değeri 6,5 milyar TL. Sırf geri dönüşebilen malzeme cinslerini topladığınızda 6,5 milyar TL'lik bir değeri taşıyor bu. Ben kompostu saymadım burada. Dolayısıyla sıfır atık çok güzel bir ideal. Bu ideal konusunda hanımefendinin çalışmaları gerçekten takdire şayan. Biz zaten Ankara'yla da bununla alakalı çalışıyoruz. Aynı zamanda Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği AGET olarak biz yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda Türkiye'nin çok farklı belediyelerinde, çeşitli belediyelerinde Ardahan'dan İzmir'e, belki işte Sinop'tan Antalya'ya kadar birçok ülkenin değişik bölgelerinde çalışmalar yapıyoruz. Kendimizce sisteme kaynak aktarıyoruz. Kirleten öder diye bir prensip var. Yani ambalajlı ürün piyasaya süren her kurum bu sürdüğü ambalajı geri toplatmakla mükellef. Geçmişte %54 ile sınırlıydı bu. Yeni gelecek yönetmelikle, sıfır atık yönetmeliğiyle tamamından sorumlu hale gelecek. Sıfır atık yönetmeliği çok geniş kapsamlı bir konu. Bununla alakalı bence ayrı bir programda etraflıca değerlendirmek gerekir ama süremiz de kısıtlı olduğu için ben çok kısa başlıklarla anlatacağım. Daha sonra kağıt sektörünü anlatacağım size. Şimdi sıfır atıkla alakalı çok önemli bir yanlış anlama var Türkiye'de. Onu bir düzeltmek lazım. O da şu. Biz mesela bir şişeyi içtiğimiz, içindeki suyu tükettiğimizde ve geri dönüşüm kumbarasını attığımızda görevini yerine getirmiş bir vatandaş gibi kendimizi görüyoruz ama aslında bu iş o kadar basit değil. Onların mavi kapaklarını da başka bir kutuya atın da tekerlek sandalye alıyoruz onlarla çünkü. Güven İslamoğlu'nun dediği bir şey var o konuda. Diyor ki mavi kapaklardan vatandaş tekerlekli sandalye imal ediliyor zannediyor. Yani bilgilendirme, bilinçlendirme konusunda bir takım eksikler var ama onlar giderilecek zamanla. Türk insanı bu tür projelere hazır. Şimdi dediğim gibi sıfır atıkla alakalı bizim bir Avrupa'dan farklı bir bakış açımız var. O da şu. Biz içtiğimiz pet şişeyi, tükettiğimiz sodayı, cam sodayı kutuya attığımız zaman görevimizi yerine getirdiğimizi zannediyoruz. Fakat aslında tekrar kullanılan şişelere geçmemiz gerekiyor. Yani sizin doldurup tekrar kullandığınız bir şişeye geçmeniz gerekiyor ki sıfır atık gerçekten şey bulabilsin. Yani hayat anlam bulabilsin. Olsun. Avrupa'da sıfır atık marketleri var. Ne demek sıfır atık marketi? Oradan nohut, bulgur, pirinç vesaire var. Gidiyorsunuz kendi kabınızı götürüyorsunuz. Ambalaj mevzu bahis değil. Orada tartılıyor. Siz kabınızı alıp evinize getiriyorsunuz. Ambalajsız bir geleceği aslında öngörüyor sıfır atık. Hı hı. Bu böyle anlaşılmalı. Türkiye'de de böyle anlaşılması yönünde bizim gayretimiz var. Ankara ile görüşmelerimiz de var. Dolayısıyla burada, şimdi bir işi parasına ödemek, yani kirleten öder dediniz ya. Kirleten öder prensibi, evet. Kirleten öder, yani bir şeye maliyet edindirdiğiniz zaman bu işe yarıyor Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde. Bir yöntem daha var. O yöntem kullanılıyor mu ya da kullanılacak mı diye buyurun. Soracağım. Tabii. Sıfır atığa önem veren ya da bu geri dönüşüm ekonomisini gerçekten kullanabilen firmalara teşvik var mı? Şu an piyasaya ya da bunun süren, çalışması var mı? Piyasaya süren firmalar bunu zaten tüketiciye yansıtıyor. Herhangi bir teşvik vesaire şu an söz konusu değil. Ama biliyorsunuz depozito sistemi diye bir sistem geliyor. Hı hı. Depozito sistemi içecek ambalajlarının geri kazanımını öngörüyor. Burada da normalde Avrupa'daki sistemlere baktığınız zaman depozito sisteminin bütün maliyetini piyasaya süren, ambalajlı ürün piyasaya süren içecek üreticileri karşılıyor. Türkiye'de biraz daha piyasaya sürenlerin üzerine gidilmeden, onların çok büyük yükler altına girmesini önleyen bir formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ama ila nihaye bütün masraf ve bununla alakalı giderler bitmiş ürüne yansıtılacak. Dolayısıyla yani vatandaş bunun parasını verecek ama depozito sisteminde siz bir şişe aldığınız, içtiğiniz zaman 25 kuruş sisteme ödünç veriyorsunuz. Ve gidip bunu iade ettiğinizde 25 kuruşunuzu geri alıyorsunuz. Hani böyle bir sistem öngörülüyor. Bu bir ödül sistemi. Bu eskiden vardı zaten. Ben hatırlarım içtiğim sütün şişesini bakkal. Cam şişelerde vardı bazen. Evet. Kuruş kuruş aldığımı. Doğru. O aslında daha da yaygınlaştırılacak. Daha doğrusu bütün içecek kutularında, ambalajlarında mecburi hale getirilecek. Hı. Değişiklik bu. Yani sistemin hepsine entegre olmak zorunda kalacaklar. Biliyorsunuz İspak, bir İBB bununla alakalı 100 tane makineyi koydu sahaya. Bununla alakalı haber yaptınız mı bilemiyorum ama görmüşsünüzdür muhakkak. Ve insanlar çuvallarla gelip sıraya geçiyorlar. Ya işte o mavi kapakta nasıl bu iş sisteme entegre olduysa insanlar 0,03 kuruş veriyor şu an sistem. Depozito sisteminin gelmesiyle 25 kuruş ile 35 kuruş arası bir paranın ödenmesi söz konusu olacak vatandaşı. O zamanki şeyi düşünün, bir de rağbet edeceği volümü, hacmi düşünün. Ben ekstra birkaç bilgi de vermek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Yavaş yavaş sürenin de... ne kadar süremiz var bu arada? Birazcık daha var diyeyim. Kağıt sektörünü de konuşmak istiyorum. Evet ya, ben de hızlı bir gidelim üstünden. Kağıt da çok önemli bir konu. Biz kağıt sanayini temsil eden bir kurumuz ama bütün ambalaj atıklarında da yetki almış bir kurumuz. Ama temelde 15 fabrikadan oluşan bir derneğiz. Bu dernek 5 milyon ton üretim kapasitesine, kurulu kapasiteye sahip. Gelecek yıl tamamlanacak kapasitelerle beraber 6 milyon tona dayanan bir üretim kapasitesine ulaşacağız. 10 milyar dolar aktif büyüklüğe sahibiz. Çok ciddi rakam. Çok ciddi bir rakam. Ülke içerisinden 3,2 milyon ton kağıt temin ediyoruz. Yani ülke içerisinde toplanan bütün kağıdı satın alıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz. Eksik olan kısmı, geçen sene 4 milyon ton kağıda ihtiyaç duyduk, hurda kağıda. Bulamayınca yurt dışından ithal ettik biz. Yurt dışından ithalat yapmak zorundayız. Şimdi son zamanlarda bir takım haberler var biliyorsunuz. Çöp ülkesi haline geldik, çöp ithal ediyoruz, çöp atık ithal ediyoruz diye. Şunu söylemem lazım. Bu haberlerin öznesi kağıt değil. Kağıt ithal eden 8-10 tane firma var. Ve biz diyoruz ki idareye, biz denetime zaten açıyoruz. Gümrükler denetim yapılıyor ama isterlerse biz fabrikalarımızı da açalım. Gelip yerinde denetim yaparak bu yani çöp ithal edilmediğini görsünler. İthalat yapmadığımız takdirde bizim üretimimiz durma noktasına gelebilir. Ambalajın haricinde nerede kullanılıyor? Ambalajın haricinde bizim üreticilerimiz daha çok oluklu mukavva üreticileri. Yani koli dediğimiz, esmer kağıt dediğimiz oluklu mukavvanın kağıdını üretiyorlar. Şimdi bir takım rakamlar geliyor ekrana. Bu rakamlarda da gördüğünüz gibi işte turuncuyla gösterilen kısım bizim 2018'de yaptığımız bitmiş ürün ihracatı. Mavi sütun da ithal ettiğimiz hurda kağıdı gösteriyor. Bir anlamda bunu da şöyle tamamlamak lazım. Bizim ithal ettiğimiz hurda kağıda biz 6-7 kat değer katarak, katma değer katarak ihraç ediyoruz. Dolayısıyla katma değer üreten önemli bir sektörüz. İhracat tarafını biraz daha fazla konuşalım o zaman. Tabii. Nasıl bir büyük... Daha çok Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Hurda kağıdımız da daha çok Avrupa'dan ve Amerika'dan, belli bir %10 oranında Amerika'dan geliyor. Bildiğiniz gibi Çin'de milli kılıç politikasının dolayısıyla alımlar azaldı. Yani çöp ithal ediyordu resmen Çin. Bunlar azalınca dünyada bir atık bolluğu, bir hurda, plastik ve kağıt bolluğu oluştu. Aslında bu Çin'in alımı kesmesi bütün sektörlere, üretim yapan sanayiciye yaradı. Biz de dolayısıyla buradan elde ettiğimiz avantajı kullanarak ihracatımızı da arttırmış olduk. Peki şimdi son bir noktaya da değinelim. Şimdi çok basit önlemlerle aslında dünyayı korumak mümkün diye düşünüyorum bir tarafta. İşte telefon faturalarınızı, elektrik faturalarınızı kağıt olarak almayabilirsiniz. Artık her şey dijital ortama dönmüş durumda. Dijital bu anlamda kullanılabilir. Sektörde başka neler yapılabilir desteklemek üzere? Sektörde şunun yapılması lazım başta. 2,8 milyon ton kağıt hala çöpe gidiyor bizde. 3,2 milyon tonunu alıyoruz. Yaklaşık 6-6,5 milyon ton kağıt tüketimi var Türkiye'de. Bir kere 3,2 milyon ton dışında kalan 2,8 milyon tonun ekonomiye kazandırılması lazım. Bunun geri kazandırılarak bizim üreticilerin mamul haline getirecek imkanlara kavuşturulması lazım. Peki bunun için ne yapmak lazım? Türkiye'de geri kazanılan kağıtlar daha çok oluklu mukavva, kaba, hacimli kartonlar. Hane halkının çöp poşetine attığı kağıdı maalesef toplayamıyoruz. Yani oluklu mukavva, koliler, kutular toplanıyor. Çöpün yanından alınıyor, içinden alınıyor. Sokak toplayıcıları vasıtasıyla toplanıyor. AVM'lerden toplanıyor. OSB'lerden toplanıyor. Ama haneden toplama çok zayıf. Bizim isteğimiz hanenin teşvik edilmesi. Bu nasıl olur? Çok basit bir yöntem var aslında. İnsanların toplayıp ambalaj atıklarını evde ayrı toplaması sağlanarak belli noktalarda doğrudan satış yapmaları, yani vatandaşın satabileceği, atağını satabileceği noktalar oluşturulmalı. Vatandaşın cebine dokunmanız para lazım. Koymazsanız bu iş olmuyor. Bakın ya gönlüne dokunacaksınız. Mavi kapak örneğinde ne dedik? Tekerlekli sandalyeler verilecek. Şu kadar kapak toplarsanız. İnsanlar hiçbir çıkar beklentisi içine girmediler. Ya da insanları bu konuda teşvik edeceksiniz. Yani cebine dokunacaksınız ya da gönlüne dokunacaksınız. İkisini birden yaparsanız iyi olur. Tabii ki en güzeli herhalde bu olur. Bizim isteğimiz bu yönde. Umuyorum ceplerine de dokunulabilir. Daha çok umuyorum yine gönüllerine dokunulur. Bir başka gün kalanı konuşmak istiyorum. Yani o kadar çok mevzu var ki ben şu an %30'unu anlatamadım. Yani öyle söyleyeyim. Sizi bir kez daha ağırlayalım biz stüdyomuzda. Kalanı da o zaman konuşalım. Çünkü %30'unu bile ben de anlatamadım daha. Merkez bankaları gündemim var. O herkes demek ki aynı durumda burada. Var. Ekonomi değil. O kadar birbirinin içerisine geçmiş konularla ilintili ki her tarafını böyle bir en azından gündeme sıkıştırmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle diyeyim o zaman son bir kapatırken bir cümleyle kapatayım. Buradan ben özellikle hanımlara ve çocuklara sesleniyorum. Yani erkeklerden çok umutlu değiliz açıkçası ama onlar gönül verdiği zaman hanımlar ve çocuklar bir şeye orada önünü alamazsınız. Ancak oradan ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da çocuklar gündemine koyuyorlar. Evet, GRT'yi takip ediyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Evde hane halkının toplama yapmasını, ambalaj atıklarını ayrıştırmasını ve konteynerlere atmalarını rica ediyoruz. Yapacakları katkı gelecek adına çok büyük, çok önemli bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu notla beraber bu bölümü kapatalım. İsmet Demirkol'la da devam edelim. Çok teşekkürler, iyi günler. Evet, ekonominin çok fazla alanı var. Merkez bankaları gündemiyle bir taraftan fiyatlamaları yapıyoruz. Bir taraftan nasıl bir tablo ortaya çıkıyor onu konuşuyoruz. İsmet Demirkol'la birlikteyiz. Ankara'dan bir konuk daha ağırlamış oluyorum böylece. Hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Şimdi merkez bankalarının genelini şöyle bir toplayalım istiyorum. Hepsinden haber var. 40 küsür tane merkez bankası faiz indirimi yönünde karar vermiş durumda. Ya da faiz indirememişse de varlık alımıyla piyasayı desteklemeye çalışıyor. En son işte Amerika Merkez Bankası büyüklük açısından daha sık ve daha fazla konuşuyoruz elbette. 2 tane 75, bir tane 53 milyar dolar olmak üzere piyasayı repo aracılığıyla fonluyor. Bugün de 4. ihaleyi açacak. Önemli bir büyüklük de oradan gelecek aslında. Bu kadar para nasıl düşürmüyor doları onu anlamıyorum. Onu bir anlat bana. 5.70.99'dayız an itibariyle dolar TL'de. 6.31.42 euro TL'nin olduğu yer 1.10 üzerinde hala tutunuyor. Euro dolar paritesi Brexit'in zamanı neredeyse geliyor. Şunun şurasında bir ay kaldı. Şöyle bir hızlıca toparlar mısın benim için küresel piyasaları? Özellikle o gün belirttiğim gibi Fed Başkanı Powell'ın mesajındaki ters repo işlemleri yaparak likiditeyi piyasaya vermesindeki amaç organik büyüme dediğimiz bilançonun pasif tarafı. Aktif tarafındaki... Şimdi bir dakika, CNN TÜRK Parametre programı burası. Öyle organik büyümeler bilmem neler yok. Hepimizin anlayacağız. Seve seve anlatalım. Parasal genişlemedeki kastımız ekonomik büyümeye katkıydı özet olarak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mortgage krizinden sonra 4,5 trilyon dolar bastaki para parasal genişlemedeki amacı özellikle bilançomuzun aktif tarafındaki ekonominin iyi olması için batık kredileri alıp normal kredi verip piyasadaki enjekte ederek hem yatırım ortamını iyileştirmek hem de işsizliği azaltıp enflasyonu yükseltmekti. Onun da bu proje devam etti. Ama özellikle dün, 2 gün önce Başkan Powell'ın mesajındaki husus ben diyor ters repo işlemi yaparım. Bir başka ifadeyle piyasaya repo işlemleriyle 75 milyar dolar vererek sıkışıklığı TL basında, dolar basında arttıracağım. Dolayısıyla ihtiyacım kadar likiditeye çekeceğim. Buradaki amacım benim rezervlerimi güçlendirmek. Ve bütün piyasalarda şunu bekledi. Merkez Bankası para basacak, gelişen piyasalara para akacak. Öyle bir şey olmayacak artık. Zaten bugün bütün piyasaların bence anlayamadığı nokta o. Merkez Bankası'nın şu an Fed Başkanı Powell'ın bence uzun bir süre yapacağı husus özellikle pasif taraftaki yani kendi rezervlerini Merkez Bankası nasıl bizim Merkez Bankası'nın rezervi var onların da Fed Başkanı'nın Fed'in rezervlerini güçlendirmek için yaptığı bu çalışma. Bunun yapmasından dolayı da bu da bence çok uzun sürmeyecek. Bizim dolar TL'ye inmesi için gerileyebilmesi için yapısal reform, katma değerli büyüme ve Türkiye'nin bir hikayesini artık netleştirmemiz lazım. Bu sadece Türkiye için değil, diğer gelişen piyasalarda herhangi bir etkisi olmayacak. Bunu belirtiyorum. Artı özellikle Powell'ın dolar endeksini arttıran bir mesajı vardı. Dedi ki artık hane halkı harcıyor. Hane halkın harcaması diğer taraftan Ağustos üretici fiyatları da ilk defa artışa geçti. Bu da tüfeği arttıracak. Yani aslında 25 bas puan bence indirmemeliydi. Sırf hem Trump'ın artık mesajına bir nebze, esas Trump'tan ziyade Çin ticaret savaşları, İngiltere'nin Brexit'i, yani bunları bence mesaj olarak verdi. İndirmesine hiç gerek yoktu ve bundan sonraki süreçte de bence doların özellikle TL tarafında gerilebilmesinin pek mümkün olduğunu, sermaye girişle mümkün değil. Yeni bir hikaye, katma değerli büyüme yine Türkiye modeliyle gerçekleşebilir. DTH'lar, Türkiye tarafına o zaman konuşalım. DTH'larda çok ciddi bir artış var. Döviz tevdiyat hesaplarından bahsediyorum. İşte 191 milyar dolara gelmiş durumda. Şimdi %24'lü seviyelerde, 26'lı seviyelerdeyken faiz oranı, bu DTH'ları bozamamışsın. %14'te nasıl bozacaksın? Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Niye bozabilirim mi? Şimdi önünü görmek lazım. Çok net. Enflasyon Türkiye'de şu an 15.01 ki 15.1 ki Ekim ayındaki Eylül enflasyonu açıklanınca tek haneyi görebiliriz. Ama %6 çıkacak çünkü. Evet. Ama Ekim'den sonra özellikle %5 benzin zammı, doğalgaz zammı, bunlar hep Eylül-Ekim'de fiyatlanacak ve Kasım-Aralık çıkacak. Dolayısıyla yıl sonu bence çift tane devam edecek. Dolayısıyla bundan dolayı artı Körfez'deki petrol krizi, işte Suudi Arabistan, Aramco'dan da tesislerinden dolayı petrol fiyatlarının artması bizim aleyhimize. Bizim dolar TL tarafında hane halkının veya kurumsal bir kere kendi açık pozisyonu kapatmak için. Yani şu an Türkiye'deki bankacılık krizi 2000'deydi. O zaman açık pozisyonlu bankalar. Bugün açık pozisyon bankalarda değil. Bankalar bence sağlam. Özel sektörde sıkıntı var. Özel sektör açık pozisyonu kapatmak için düştükçe döviz alıyor. Açık pozisyonu kapatmak için. Hane halkı da şu an reel faizler 16 TL'ye düştü ki ben Merkez Bankası'nın faiz indirmesini hep savundum seninle sohbetlerimizde. Ben üretim tarafındayım. Dolayısıyla düşük faiz yüksek kur, dalgalı büyüme, dengeli büyüme Türkiye'nin ihracatını pozitif etkileyeceği için dolar TL tarafında da hane halkı reel faiz gerilediğinden dolayı parasını bozmuyor, döviz tarafında tutuyor. Şu BDDK'nın yaptığı açıklama 46 milyar lira. Küçük bir rakam değil mi? Çok yüksek bir rakam ama bence şeffaflık açısından çok doğru. Yani dolar bazda bugün 8 milyar dolarlık bir batık kredimiz var ve bu ne yazık ki inşaat ve enerji. Keşke 2006'lı yıllarda bu Amerika'nın mortgage krizinde... Enerjiyi zaten NPL'e atmalarını tavsiye etmişti. Tabii ama bunu gönül isterdi ki o kadarlık 8 milyar dolarlık yatırım sonuçta büyük bir kredi verilmiş. 2006'lı yıllarda yapısal reformlar yaparak teknolojiye, biyoteknoloji, özellikle yenilenebilir enerjiye önem vererek 2010 yıl önce bunu yapsaydık belki bugün elimiz daha da kuvvetlenebilirdi ama bu bir şanstır. BDDK bunu bir imkanı tanıdı. Bizim rasyolarımız 17.7'ye geriledi. Takibe düşen özellikle 6.3'e çıktı. Ancak 2020 ne olacak? Yani sonuçta bunu bankalarda bir şekilde zarar gösterecekler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bence bu yatırımları arttırarak sadece bu Türkiye'nin değil belki de yurt dışından bence yabancı şirketler gelerek bu son bir sene yani gelecek bir seneye kadar Türkiye çok hızlı bir şekilde iş insanları hem muhalefet hem hükümet bütün sivil toplum kuruluşları ortak bir dille sermaye girişini arttırmak zorunda. Şimdi 100.339 endekslerindeyiz. Borsa İstanbul tarafında ne beklersin burada? Burada şimdi bankalardan böyle bahsedince bankacılık endeksiyle birlikte de hareket eden bir endeksimiz çok olduğu doğru. için bizim Borsa İstanbul'da ona ayrı bir konuşmak gerekir. Doğru söylüyorsun. Bankacılık endeksi bence şu anki konjonktürde özellikle BDDK'nın kararından sonra çünkü onlar da bankalarda kendileri de onları fiyatlamak istiyor, satmak istiyor. Negatif olabilir ama diğer taraftan belirttiğimiz gibi dolar bazında borsanın fiyatı ucuz olduğu için alım devam eder fakat bankacılık endeksleri için şu an negatif diye söyleyebiliriz. Neyi pozitif görüyorsun? Şimdi neyi pozitif görüyorsun? O kadar piyasa için sektör bazı sordum. Türkiye için açıkçası bence artık bir şeyleri netleştirmek lazım. Yani konuşuyoruz ama bunları artık icraat dökmek lazım. Özellikle özel sektör, sermaye girişlerinde marka şirketleri Türkiye'ye çekmek lazım. Ve bunlara da biz geç kalıyoruz. Özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri şu an belki bizim için yakın bir hikaye olabilir. 100 milyar dolardan bahsettik. Wilbur Ross'un 5 günlük Ankara ziyareti, İstanbul ziyareti çok önemliydi. Bu 100 milyar doların içini doldurmamız lazım. Ne kadarını biz satacağız? Bildiğin gibi 6 milyar dolar biz ihracatımız var, 14 milyar ithalat var. Şu an için bence en güzel senaryo Türkiye-Amerika ilişkileri olabilir. Türkiye-Rusya, Türkiye-İngiltere olabilir. Şimdi Türkiye-İngiltere tarafı bambaşka bir başlık olacak herhalde. Çünkü çok fazla başka anlaşmanın da yapılması gerekecek. Evet. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini eğer olur da tamamlayabilirlerse ki ben o konuda biraz umutsuz taraftayım. Çıkamayacaklarını düşünüyorum hatta öyle söyleyeyim. Ama bir şekilde İngiltere bizim yanılmıyorsam ikinci partnerimiz. Kesinlikle. Almanya bir, İngiltere, Almanya bir, yani. İngiltere, İngiltere hatta bile bile çıkabilir yani bu durumda. Tabii şu halde. Dolayısıyla İngiltere tarafıyla ayrı ayrı anlaşmalar yapılacak ve şimdi 50 milyar 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi Amerika ile ortaya konmuşken ne kadarını satacağız, ne kadarını satmayacağız sorusu çok önemli. Çünkü hani dış ticaret açığı vermediğimiz ülke var mı bizim? Evet, yok. Kendi ticaretimizde yok herhalde. Evet. Dolayısıyla bunları en azından bir başka kompozisyonun içerisine sokmamız gerekiyor. OECD Türkiye ile ilgili tahminlerini yükseltmiş. Gerçekçi buluyor musun? Yani bunu tabii biraz beklemek lazım. Biraz yükseltti ancak ben açıkçası sanayi üretimine bakıyorum. Bugün hala Türkiye dipten tam olarak çıktı değil. 3 dönemdir büyüme düşüyor. Dipten çıkacağız ama sanayi tarafında hala sıkıntı var. Nedir? Bugün ihracatımız, özellikle ilk 8 aylık ihracatımız %2 artmış. AB ihracatımız 0 ama ithalat %20 gerilemiş ki cari açık bundan kapanıyor. Hı. Ne zaman sanayi ortaya çıkar ki sanayi şu an şanstır. Merkez Bankası 16.7'ye düşürdü. Özellikle şirketler yapılandırma dışında yeni bir hikayeyle, düşük faizle, yeni krediler çekerek yabancı konsorsiyumlarla bunları ortaya çıkarırsa Türkiye 1-2 sene içinde bu kısır döngüden çıkarıyor. Ama bu bence kriz 3-4 yıla yayılacak gibi gözüküyor. Fitch'le bizim aramız kötü değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fitch'in evet biraz da bir beklentileri değiştiriyor. Bu kredi derecelerinde kuruluşlarını ben pek takip etmek istemiyorum. Çünkü Türkiye'nin iç dinamikleriyle onların oturduğu yerden dinamikleri farklı oluyor. Burada yaşayıp görmek lazım. Ve Türkiye için hala sermaye girişleri artıyor. Şöyle artabilir. Amerika'nın ticaret savaşlarından dolayı AB ile ilişkilerimizi geliştirebilirsek ve bunları daha çok fiyatlarsak, keza Rusya, İngiltere bunlar çok önemli. Biraz Orta Doğu'dan bence para girişi de artık azaldı. Bunu da ortaya çıkan ama sonuçta bence gelecekte Batı'dır. Özellikle Avrupa ve İngiltere'den gelen sermaye girişleri, serbest ticaret anlaşmalarıyla bir de gerçekten 100 milyar doların içini çok iyi doldurabilirsek önümüz biraz orta uzun vadede fayda sağlayabilir biliyorsun. Kredi derecelenme kuruluşları konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Bir tarafta hani kredi derecelenme kuruluşları kötü bir şey söylediği zaman işte onlar yanlış görüyor, bilmiyor, etmiyor diyorsunuz. İyi bir şey söylediği zaman alkışlıyorsunuz falan gibi bir durum da ortaya çıksın istemem. O yüzden bu şekilde aslında sordum. Fitch Türkiye'de enflasyonun düştüğünü söylüyor. Büyüme rakamlarının da iyileştiğini söylüyor. Şimdi Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler tarafına bakıldığında büyüme oranlarının %3'ler, %4'ler, %5'ler seviyesinde olması gerektiği öğretilmişti zamanında bize. Oradaki ezberler halihazırda zaten bozulmuş durumda. Böyle bir büyüme oranı yok. Evet. Yani Çin'in %10'un üzerinde büyüyemediği bir dünyada gelişmekte olan ülkeler tarafı çok daha zor olur. Çin demişken o tarafı nasıl görüyorsun? Ticaret savaşı? Bine bize hafif ılımlı bir proje olacak gibi gözüküyor ama bu tabii özellikle Çin'deki rezervler geriliyor. Çin Merkez Bankası'nın rezervlerin gerilemesi önümüzdeki süreçte Trump'ın elini güçlendiriyor ama her halükarda Çin'deki daralma devam edecek. Bence 2020'de en çok konuşacağımız konu Çin ve Euro bölgesindeki daralma olacak. Bunu özellikle Powell da söyledi. Çin ve Euro bölgesindeki ekonomik krizin tetiklenmesi dolar endeksinde yukarı doğru çıkaracağı için burada Çin konusunu açmışken Türkiye-Çin ilişkileri de çok önemli olabilir. Türkiye Çin için büyük bir pazar. 2 milyarlık bir nüfus var. Türk şirketlerinin Çin'de yatırım yapması ve Çin'deki şirketleri de Amerikan şirketlerini Türkiye'ye çekebilirsek çok büyük fayda sağlar gibi gözüküyor. Peki bir de İran başlığı. Var mı vaktimiz arkadaşlar? İran başlığı açacağım. Bir dakika. Peki bir dakikaya sığdırırız İran. Evet, evet. Petrol fiyatları bakımından İran'ı zaten takip ediyorduk. İran diyor ki benim bu konuyla ilgili bildiğim saldırıyı benim yapmadığım. Bunu söylüyor. Yapsaydım söylerdim zaten. Aynen öyle. Diyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Zarifi'nin de gidecek olması, Ruhani'nin de gidecek olması, sanıyorum görüşecek olmaları henüz ılımlı bir hareket. Bilgidir. Dolayısıyla önemli bir başlık çıkar herhalde oradan. Katılıyorum sana, zaten Trump'ın mesajlarından da pek savaş isteği yok. Zaten bildiğiniz gibi Irak'a girdik, sıkıntı oldu diyor. Uzlaşma her zaman iyidir. Uzlaşma Türkiye'nin de faydasındadır, dünyanın da faydasındadır. Oradan bir sonuç çıkacaktır. Petrol fiyatları... Ama bir taraftan da savaş sebebi sayarım diyor. O kadar karışık sinyaller veriyor ki. Biraz belki ılımlı konuşma sonrası hafif bir 60'a doğru inebilir bir ihtimal ama orta uzun vadede biraz risk gözüküyor. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Kolay gelsin diyeyim. İyi yolculuklar da dileyim. Ankara'ya sevgilerimi götür. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir kısacık ara vereceğiz, aranın ardından ben buradayım. Haftanın son işlem gününde parametreye noktayı koyuyoruz. 100.339 endekslerinden Borsa İstanbul'u açacağız. 5.71.32 seviyesindeyiz. Dolar TL'de 6.32.23'ü görüyorum. Euro TL'de diyelim, noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.